Hepimiz kocaman bir evde yaşıyoruz. İnsanlar ve diğer tüm canlılar olarak. Peki, avizesi güneş, ay ve yıldızlar. Halısı ise dağlar ve okyanuslar olan bu ev nasıl ayakta kalabiliyor? Bütün canlıların bir arada yaşayabildiği bu devasa evin ismi Dünya. Ve en ideal gezegen şimdilik burası. Dolayısıyla taşınmayı düşünmüyoruz. Pek çok fiziki kanun ve hikmetlerle ayakta duran dünyamızın birçok koruyucu sigortası var. Bunlardan biri manyetik kalkan. Fender serinden hatırlarsınız. Güneşte gerçekleşen sürekli patlamalarla proton ve elektron yüklü parçacıklar oluşur. Bu parçacıklar güneşin çekiminden kurtulur ve saniyede 500 km hızla uzaya yayılır. Bu yüklü parçacıklar birkaç gün uzayda yolculuk ederek yerküremizin etrafındaki manyetik kalkana ulaşırlar. Peki, dünyamız bu çok güçlü ve zararlı güneş rüzgarlarından nasıl korunur? Manyetik kalkan sayesinde. İnsan ilişkilerinde kimlerle arkadaşlık ettiğimiz, ilişkilerimizde koruduğumuz mesafe, bizim hayattaki sigortamız gibi değil mi? Dünyanın konumu da biraz böyle. Güneşle Dünya arasındaki mesafede çok ince bir denge var. Eğer Güneş'e biraz daha yakın olsaydı, yerküredeki ısı 400 dereceye kadar çıkacak, sular buharlaşacak ve canlıların yaşaması mümkün olmayacaktı. Güneş'e daha uzak olsaydı, ısı eksi 170 dereceye kadar düşecek ve yeryüzündeki canlıların çoğu donarak ölecekti. Kendinden yaşça büyük kardeşi olanlar bilir, abi veya ablamız bizleri olası tehlikelerden korurlar. Dünyanın da abileri var. Kendinden çok daha büyük olan abi gezegenler tarafından göktaşı gibi tehlikelerden korunuyor. Ve böylece kuyruklu yıldızlar gibi gök cisimlerinden zarar görmüyor. Ay, dünyanın denge unsuru ve freni. Yeryüzündeki denizler ve okyanuslar birbirine bağlı tek bir su kütlesidir. Her gün yaratılan gelgit hadisesinde dünyamızın uydusu olan ayın bir rolü vardır. Gelgit esnasında tıpkı bulaşık makinesi gibi denizler her gün defalarca temizlenir. Dünyamızın diğer bir özelliği de merkezinde bir bütün halinde bir iç çekirdeğinin bulunmasıdır. Yüksek basınç altında bulunan ve farklı metaller ihtiva eden bu çekirdek, çok yüksek sıcaklıkta sıvı halde bulunur. Dünyamızın kendi etrafında dönmesiyle bu yoğun sıvı kütlede döner ve dünyanın manyetik alanının yaratılmasında vazife görür. Yer kabuğu, kara kütlelerinde kalınlığı 30 ila 50 kilometreyi bulan granit ve gneiss yapılardan yaratılmıştır. Okyanus diplerindeki yer kabuğunun kalınlığının 7 ila 10 kilometre olması dünyamızın ayrı bir özelliğidir. Tektonik plakalar, yer kabuğunun hemen altındaki magma tabakasında yüzer ve milyonlarca yıllık bir sürede yerlerini değiştirir. Plakalar birbirini sıkıştırır veya birbiri altından kayar. Bu hareketlilik vesilesiyle depremler ve volkanik püskürmeler yaratılır. Güneşten gelen zararlı ışınlardan dünyamızı koruyan, bu arada canlıların ihtiyacı olan güneş ışınlarının dünya yüzeyine ulaşmasına vesile olan atmosfer tabakası, nihayetsiz bir ilim, kudret ve hikmetle yaratılır. İnsanların yaşaması için gerekli azot ve oksijen, atmosferdeki gazların %99'unu teşkil eder. Ayrıca atmosfer, zararlı gazların dünyamıza ulaşmasını engelleyecek ve dünyamızın ortalama sıcaklığının 14 derecede kalmasını sağlayacak şekilde yaratılır. Hava, kara, su. Yeryüzündeki canlılar bu üç yerde yaşar. Üzerinde hayatın görüldüğü bu bölge, 16 ila 20 kilometre kalınlığındaki biyosfer tabakasıdır. Canlılar arasındaki muhteşem denge, biyosfer içinde icra edilir. İnsanlar,
bitkiler ve hayvanların bulundukları çevrede birbirleriyle olan etkileşimleri, takdir edilen ekosistem dengesini muhafaza edecek şekilde gerçekleşir. Bazen maalesef insanoğlu iradesinin hakkını vermeyerek bu dengeyi israf ve yanlış uygulamalarıyla bozar. Bu durumda başta çevre kirliliği ve iklim değişikliği olmak üzere çok yıkıcı ve belki de telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkarır. Bir gezegende canlıların hayatiyetini sürdürebilmeleri için bahsedilen bu sebeplerin tamamının aynı anda bulunması gerekir. Yeryüzündeki sistem o kadar mükemmeldir ki daha ötesini düşünmede akıllar aciz kalır. Bir ev satın alacağımız zaman iyice araştırır ve birçok özelliği bir arada görmek isteriz. Örneğin, depreme dayanıklı mı? Güneş görüyor mu? Kışın iyi ısınıyor mu? Bulunduğu muhitte nasıl insanlar oturuyor gibi. İşte bütün bu aradığımız özelliklerin çok daha fazlası, sadece bizim için değil, tüm canlılar için dünya diye bir gezegende düşünülmüş ve hazırlanmış. Bize ise sadece nimetlerinden faydalanıp bu muhteşem gezegeni yaratana şükretmek kalıyor. Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak sizin hizmetinize veren de O'dur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve videomuzu beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.